herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu çocuklarla birlikte uyku düzenimiz ve çocukların yatakları. Belki biliyorsunuzdur zaten, Deniz uzun bir süre bizimle birlikte yattı. Aslı bizim odada, bizim yatağın yanında kendi yatağında yatıyordu. Fakat Ela'nın doğmasıyla birlikte Deniz'in yatağı Ela'nın oldu. Deniz bir müddet bizim yanımıza terfi etti. Sonra da Deniz'e yeni aldığımız yatağa geçti. Yeni yatağıyla ilgili inanılmaz heyecanlandı ve heveslendi. Burada Deniz'e yatağını sevdirmek için, yeni yatağını ısındırmak için, hani eski yatağımı kardeşim aldı, eyvah eşyalarımı sahipleniyor mu, elden gidiyor mu benim olan her şey diye bir endişesi olmasın diye Deniz'i heveslendirmek istedik. Bunun için karyola, yatak ve nevresim aldık Deniz'e. Önce karyoladan bahsedeyim. Karyolayı araştırdık ettik. En çok IKEA içimizde sindi. IKEA'nın bu gördüğünüz uzayan modelini tercih ettik. Çocuk büyüdükçe ihtiyaca göre karyolanın boyutunu da uzatabiliyorsunuz. Karyolayla birlikte tabii ki yeni bir yatak da aldık Deniz için. Yatakta ben özellikle çocuğun ve bebeğin omurga gelişimini, iskelet gelişimini destekleyen modeller olmasına özellikle tercih ettim. Bu yatakta da çocuk kullanacağı için özellikle doğal malzemelerden olmasına ve organik olmasına özellikle dikkat ettim. Kanserojen herhangi bir madde içermemesi benim için çok çok önemliydi. Ve dediğim gibi bebeğin ve çocuğun omurga gelişimini destekliyor olması. Bu gördüğünüz yatak bütün bu kriterleri bende tamamladığı için gönül rahatlığıyla bunu aldım. Yatakla birlikte bir de Deniz'e nevresim aldık. Kendisi futbolla birlikte uzaya, rokete ve astronotlara çok meraklı olduğu için şu gördüğünüz uzaylı nevresimi aldım. Deniz, yeni yatağını sevdin mi? Hayır, korkuttun beni. Korkuttun mu? Özür dilerim. Sevdim. Nasıl yatıyorsun sen burada? Şöyle. Göster bakayım. Rahat mı? Evet. Tabii ki Deniz'in yatağını şu anda tek kişilik yatak boyutunda kullanmıyoruz. Biraz daha küçük boyutunu ayarladık. Ve bu nevresim haliyle bu yatağa, Deniz'in bu karyolasına büyük geldi. Fakat hiç önemli değil. Deniz inanılmaz severek yatağına yatıyor. Hatta nevresim ilk aldığımızda Deniz gün içinde durup durup anne uykum geldi diyordu. Odaya gidip yatağa yatıp üstünü örtüyordu ve ben astronot olduğum uzaydayım deyip bayağı mutlu olduğunu hatırlıyorum. Hala severek yatıyor yatağında. Odayı Deniz'in odasına henüz ayırmadık. Şu an doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Kardeşin gelmişken, bu arada kardeşle ilgili, kardeşin gelmesi, ikinci çocuğun gelmesiyle ilgili ayrıca da bir video çekmek istiyorum. Umarım bundan sonraki video o olur. Kardeşinin geldiği zaman yatağı kendi odasına almak için doğru bir zaman olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz üçümüz bir odada, Deniz tek başına ayrı bir odada olacak. Doğru bir mesaj vermemiş olacağız diye düşünüyorum. Fakat kendi kendine nedense bir abi oldu ve benim yatağımı kendi odama alın demeye başladı. Fakat bunun için biraz daha bekliyoruz. Özetle biz şu anda yatak odamızda, bizim yatağın bir tarafında Ela'nın yatağı, diğer tarafta Deniz'in yatağı, dördümüz aynı odada yatıyoruz. Kolay mı oluyor, zor mu oluyor? Benim için daha kolay. Bir kere zaten Ela'yı uyandığı, her an uyandığında, gık dediğinde duyabilmem için aynı odada olmayı tercih ediyorum. En azından 3-4 aylık olana kadar. Deniz de bundan dolayı bizim yanımızda devam ediyor, bizim odamızda. Çünkü kardeşi bizimle ise Deniz'i de ayırmak doğru olmayacak diye düşünüyorum. Aynı odada yatarken dikkat ettiğim bir iki püf nokta var. Odayı sık sık ve bol bol havalandırmaya çalışıyorum. Yaz olduğu için daha kolay, zaten cam açık uyuyoruz. Fakat kış mevsiminde de aynı odada, aynı odayı paylaştığımız zaman bol bol odayı havalandırmak çok çok önemli. Ve eğer aynı odada yatacaksanız, çok küçük bebek varsa aynı yatağı paylaşmamaya dikkat edin. Bebeği ezmek vesaire risklerinden dolayı biraz tehlikeli bir durum. Eğer aynı odada yatacaksanız kendi bebeğin ayrı bir yatağı ya da ayrı bir uyuma alanı olsun en azından. Çok uygun fiyatlı böyle minder gibi bebeğin etrafını koruyan ürünler de var. Onlardan bile temin edip yatağınıza koysanız bile hiçbir şey yapmamaktan çok çok daha güvenli bir yöntem olur. Odalarla ilgili, oda düzeni, yatak düzeni ile ilgili benim sizinle paylaşmak istediklerim bunlar. İkinci çocuk geldikçe tabii ki hayatımızda, ev düzenimizde bazı şeyler değişiyor. Bunların neler olduğunu sizinle farklı farklı videolarda olabildiğince çok paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda bizden bu kadar.
Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.